STV'den mutlu akşamlar değerli futbol severler. TFF 3. Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor kendi sahasında 1922 Konyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi STV olarak maçtan önceki son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Eskişehirspor'un ilk 11'i belli oldu. Hemen ilk 11'ini sizlere takdim etmek istiyorum. Eskişehirspor'un kalesini bugün Efehan Kaptan koruyacak. Utku Kızılkaya, Bartu Göçmen, Arda Okumuş, Sezgin Çolpan ve Metehan Toprak savunmada görev yapacak. Orta alanda Kaan Gaman, Tolga Yakut, Onur Bayramoğlu ve Berkay Tanır dörtlüsünü izleyeceğiz. Ve ileride de tek forvet Onur Arı görev yapacak. Yedeklerde ise Atakan, Şahin Türk, Eray Ertuğrul, Onurhan Uyanık, Eren Altıntaş, Hasan Alp Altınoluk, Göktuğ Kaan Ünüvar ve Ömer Faruk Söyler'i göreceğiz değerli izleyenler. Teknik direktör Cüneyt Biçer'den forma bekleyecek isimler. Ligin ilk haftasında Eskişehirspor geçtiğimiz pazar günü Kocaeli deplasmanındaydı. Rakip Derince Belediyesi'ydi. Eskişehirspor ikinci yarısında 10 kişi kaldığı mücadeleyi 2-2'ye getirmeyi de başarmıştı, ancak 89. dakikada rakibinin golüne engel olamadı ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılarak sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Eskişehirspor bugün 1922 Konyaspor'u konuk edecek. Gerçekten Eskişehirspor için çok önemli bir karşılaşma. Ligin ikinci haftası diyebilirsiniz. Ancak şunu belirtelim, eğer kümede kalma hedefinde olacaksa Eskişehirspor, bunun bir diğer rakibi de 1922 Konyaspor olacak. Geçtiğimiz sezon ikinci ligde olduğu gibi Eskişehirspor küme düşme mücadelesi verdiği ikinci lig A grubunda, beyaz grupta da yine rakibi 1922 Konyaspor'du. Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor Konya temsilcisinde Konya'da oynadığı sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi 4-1 kaybetmişti. Sezonun ikinci yarısındaki mücadelede ise Eskişehirspor rakibine 2-1 mağlup olmuştu ve bu Konyaspor mağlubiyeti sonrası Eskişehirspor'un kümeden düşmesi matematiksel olmasa bile %99 oranında kesinleşmişti Eskişehirspor'un. Aytaç Ersoy'la birlikte yayınımıza devam edeceğiz değerli izleyenler. Aytaç merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ligin ikinci haftası Eskişehirspor için çok önemli bir karşılaşma. Evet. Sen neler düşünüyorsun? Tabii belirttiğin gibi ilk taraftarın önünde çıkılacak maç, bu anlamda önemli. Camiada tabii yıllardır gelen bir kara bulutlar var. Camianın üzerinde gezinen kara bulutlar var. Peş peşe son 3 sezon küme düşen bir Eskişehirspor var. Bugün 3. ligde mücadele ediyor. Tabii camia olarak, şehir potansiyeli olarak buraları hak etmeyen bir Eskişehirspor izliyoruz. Amaç bu sezon, her yayında söylüyoruz bunu tabii, bu sezon bu takımı kümede tutup önümüzdeki sezonlar belirli engelleri aşarak, transfer tahtası bunun en önemli etkenlerinden biri, FIFA dosyaları, bunları aşarak daha rahat nefes alan ve önüne bakabilen bir Eskişehirspor, öyle bir plan proje var. Bugüne gelecek olursak tabii iç saha maçı olması, taraftarın da ilgisini görüyoruz. Şu an öğrendiğim rakam, içeri giren taraftar sayısı 2500. Gişelerde de şu an turnike önlerinde de ciddi kalabalıklar var. Tahminim 3000 küsur olacak muhtemelen. 3000, 4000'e bile yaklaşabilir. Çünkü bu kısmı görüyoruz biz. Bir de doğu kısmı var. Doğu kısmında da muhtemelen benzer bir kalabalık vardır. 4000'i belki de aşacaktır. 4000-5000 bandına bir taraftar bugün olacaktır. Ama Eskişehirspor'un o kemik taraftarı 4000-5000 bile olsa çıkan ses 7000-8000'e tekabül ediyor çoğu zaman. Taraftarın desteği dediğimiz gibi önemli. Takımın bazı noktalarda uyanması anlamında bugün verilecek reaksiyon çok önemli. Bazı notlar da var. 2500 içeri giren taraftar demiştik. Takımda 3 tane eksik var. Birincisi zaten sakatlığı devam eden Doğukan Ünal. İkincisi Hasan Ulaş Uygur, takımın kaptanlarından, bugün rahatsızlığından dolayı forma giyemeyecek, kadroda yok. Bir de geçtiğimiz hafta Derince deplasmanında kırmızı kart gören Muhammed Yahya Akbulut cezası nedeniyle olmayacak. 3 tane eksik de çıkacak takım bugün. Sen ilk 11'i verdin. Diziliş şöyle olacak. Efehan, üçlü stoper Bartu, Arda, Sezgin Çolpan, sol bekte Metehan, sağ bekte Utku, ortada Onur Bayramoğlu ve Kaan Gaman, kanatlarda Tolga Berkay, ileri uçta ise Onur Arı'yı izleyeceğiz. Top rakipteyken tamamen geri çekilen,
bekleyen bir Eskişehirspor muhtemelen Derince maçındaki gibi izleyeceğizdir. Ya takım savunması ya geçtiğimiz sezon söyledik bu takım 74 gol yedi ve hocanın ilk hamlesi takım savunmasındaydı ama son haftada Derince'den alınan 3 gollü yenilgi biraz canı sıkmıştı. Takım son antrenmanı bu stadyumda yaptı ve taktik ağırlıklıydı. Burada da savunma ağırlıklı ciddi çalışmalar yapıldı. Eskişehirspor bir kere gol yememek istiyor. Çünkü 7 gol atan bir takım. Bak bir şekilde gol atıyor bu takım. Geçtiğimiz sezon da gördük. Son Derince maçında da gördük. Eskişehirspor gol atma sorunu çok ciddi anlamda yaşamıyor. Ama en büyük sorun takım savunmasıydı. Bunu aşmaya yönelik de bir hafta boyunca takım çalıştı. İç sahada nasıl bir Eskişehirspor izleyeceğiz merak konusuydu. Belki de daha hücum ağırlıklı bir takım izleyebiliriz diye düşünmüştük. Yani bunda tabii sahaya şimdi isim diziliş çok önemli. Sahaya çıkınca oyun önemli. Bakalım nasıl bir oyun izleyeceğiz. Bir de bugün kulüp bu maçın anonsunu sosyal medyadan yaparken hashtag olarak dönenceyi kullandı. Birçok insanın dikkatini çekmiştir, sosyal medyada görmüştür. Birkaç yöneticiyle görüşümde dönence bizim bu sezon hashtag'imiz, sosyal medyada kullanacağımız hashtag'imiz dedi. Az önce de şarkısı da çalmıştı sanırım Barış Manço'nun o meşhur ve güzel şarkısı. Bir de Ahmet tribünde az sonra da içeride gezinirken göreceğiz. Yayın yok maalesef ama Eskişehirspor Taraftarlar Birliği'nin kurucu başkanı Osman Başkan aramızdan ayrılmıştı. Bir kez daha mekanı cennet olsun. Onun resminin olduğu bayağı da büyük bir fotoğrafı, bayağı bir büyük pankartı stadyumda göreceğiz. O da tabii bu kulübün önemli isimlerinden biriydi. Ciddi anlamda her anlamda aslında destek veren isimlerdendi. Notlar bu şekilde. Konya ekibi zaten konuştuk hafta boyunca yaptığımız yayınlarda. Konya ekibi takviye yapmış bir ekip. Süper Lig'de yer alan Konyaspor'un pilot takımı. Onlar kadrosunu güçlendirebiliyor. Transfer tahtası problemi yok. Konyaspor'un altyapısından futbolcuları kadrosunu dahil edebiliyor. Ama tabii rakip hakkında çok ciddi bir fikrimiz var desek yalan olur. Bugün ben bu taraftarın vereceği sinerjiyle Eskişehirspor'un özellikle Tolga'nın biraz daha sorumluluk alarak, çünkü geçtiğimiz maçtaki asisti hakikaten çok başarılıydı. Daha bir sorumluluk alarak takımı hücum yönlendirmelerini yaparak, çünkü bunun eksiğini hissetmiştik. Hücum yönlendirmelerini yaparak bugün Eskişehirspor'un inşallah buradan galibiyete çıkacağına inanıyoruz. Çok teşekkür ederiz Aytaç. Evet değerli izleyenler, Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda artık maçın başlamasına yaklaşık 10 dakikadan az bir süre kaldı. Hemen ilk 11'leri sizlere takdim etmek istiyorum. Eskişehirspor'un bugün kalesini Efehan Kaptan koruyacak. Arda Okumuş, Kaan Gaman, Onur Bayramoğlu, Onur Arı, Tolga Yakut, Utku Kızılkaya, Metehan Toprak, Berkay Tanır, Sezgin Çolpan ve Bartu Göçmen ilk 11 ile sahada yer alacak Eskişehirspor. Atakan, Şahin Türk, Göktuğ Kanuni var, Onurhan Uyanık, Eray Ertorun, Eren Altıntaş, Hasan Alp Altınoluk ve Ömer Faruk Söler de teknik direktör Cüneyt Biçer'den forma bekleyecek isimler. Rakip 1922 Konyaspor'un ilk 11'i Ozan Can Oruç, Bartu Baladın, Murat Karadeniz, Hüseyin Biber, İsmail Cem Kara, Semih Can Koç, Yaşar Kavas, Kaan Mert, Ali Karakaya, Seyit Mehmet Söğüt ve Erkan Sasa ilk 11 ile bugün sahada yer alacak 1922 Konyaspor mücadelesi. Uğurcan Gökler karşılaşmayı yönetecek. Hakem değerli izleyenler, saat 19'da başlayacak zorlu kritik 90 dakika. STV'de maç sonu tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.